kadar hasretim ki. Kalbim yerinden çıkacak. Bakın. Sesini duyun. Yanımda siz olmayınca küçük, acemi bir kız çocuğu oluyorum. Mustafa çok özlüyor sizi. Baban çok çalışıyor. O hünkâr oldu, dünyayı yönetiyor diyorum ama dinlemiyor. Hünkârım, muhteşem olmuş. Gözlerim kamaştı. Ben bitmedi diyorum sultanım. Daha hayli işi var. Kusursuz olmalı, sana layık olmalı. Sen de dairene git. Ben bu gece çalışacağım. Mustafa'yı yalnız bırak. Nasıl arzu ederseniz hünkârım. Sen benim has odabaşım değil misin? Ben sana her şeyimi, hayatımı emanet etmedim mi? Bir kusur mu işledim? Ben sana bu sarayın en yetkili 4 mühründen birini vermedim mi? Verdiniz. O zaman niye yetkilerini kullanmıyorsun? Niye senden benden habersiz bu odaya misafir giriyor? Hünkârım bu gece yanınızda Aleksandra oldu. Öyle olmadı İbrahim! Sırtıma bir döndüm ki huzurumda Mahidevran bekliyor. Hiç kimse bana emrivaki yapamaz. Bir daha olmayacak. Her kim buna cüret ederse hesabını senden sorarım İbrahim. Çekilebilirsin. Sadrazam Piri Mehmet Paşa hemen huzura kabulünü ister. Buyursun gelsin. Hayırdır Lala sabah sabah? Hünkârım hayırlı değil Suriye'den gelen haberler. Bali Canberdi Gazali isyan başlatmış. Memluk beyleri ve Araplarla ittifak etmiş. Bize isyan eden cevabını fazlasıyla alır Lala. Tez divanı toplantıya çağırın. Hünkârım, zamanında üzerinde çalıştığımız Suriye meselesi raporunu divana verelim mi? İyi hatırladım, getir.
oğlum. Aslanım benim, gel. Gözüm kapıda seni bekliyor. Yalnız kalın validem. Daha bizi yalnız bırakın aslanımla. Validemsin, yeganemsin. Ama benim hayatıma, benim tercihlerime karışmayın. Buna izin vermem. Neden kızgınsın? Benim ne ilgim var bunlarla? Senin sağlığına, zaferlerine dua etmekten başka? Siz benim neden bahsettiğimi gayet iyi bilirsiniz. Her kim ki beni yönetmeye kalkar, cevabını misliyle alır validem. Mahidevran'ı çağırın hemen. Vezirlerim, bu elinizdeki raporları şehzadeyken Manisa'da hazırladık. Rahmetli babam Sultan Selim Han'la görüşüp sunmak nasip olmadı. Anlat İbrahim. Şam valisi Canberdi Gazali geçmişiyle güvenilmeyecek bir azatlı köledir. Mısır'dan ayrılmış Memlük beyleri ve Araplarla düzürlerle bir olmuştur. Pargalı'ya mı kaldık devlette fikir sahibi olmak için? Canberdi Gazali haindir. Sultan Selim Han'a biat etmiş olmasına rağmen Rodos şövalyeleriyle de görüşmüş, pazarlıklar yapmış, altın ve silah yardım almıştır. Düşmanımızla işbirliği yapmıştır. Hünkârım, siz geleceği bir kahin gibi görmüşsünüz zamanında. Canberdi Gazali haini, şimdi de İran'da Şah İsmail'le birlik olup hainlikle Halep ve Beyrut'u ele geçirmiş. Mısır valisinde yandaş alıp hutbe okutup para bile bastırmış. Benim iktidarıma boyun eğmeyen, ister şah olsun ister vali, toptan cezalandırılır. Emrediyorum, bırak beni. Ben babamı göreceğim. Şehzade Mustafa, buyurun arzunuz. İbrahim, babamı göster bana. Mektebe gitmek istemiyorum. Ama şimdi hünkârımız çok mühim bir görüşmede, yanına giremeyiz. Ama şu pencerenin kenarından bakabiliriz, gel bakalım. Ferhat Paşa, tez askerlerini hazırla ve yola revan ol. Karaman Beylerbeyliği'nden ve Dulkadir Beylerbeyliği'nden de destek sağla. Kapıkulu askerlerinden yanına gerekli miktarda da al. Hünkârım, bugün başlarız hazırlığa. Canberdi Gazali'nin kellesini sizin mübarek ayaklarınızın altına koymazsam ben de kellemi sunarım huzurunuza. Yaparsın bilirim paşa. Yolun açık, kılıcın keskin olsun. Hünkârım, bir husus daha arz etmek isterim. Söyle Ahmet Paşa. Macar Kralı Lajos'ta sıkıntımız var. Kaç aydır vergilerini ödemedi. Arzu ederseniz ben de... Paşa, sen de Macar seferi mi istersin? Onlara da mı savaş açalım? Hünkârım, bir elçi yollasak önce. Altınların ödenmesini emreden bir mektupla. Devletler arası ilişki için. Diplomasi diyorsun yani Piri Paşa. Roma'da da işler böyle yürümüş. Diplomasi derlermiş. Önce görüşme. Kibar kibar konuşalım. Sonra kılıç çekip yerle bir edelim. Mektubu hazırlar, Behram Çavuş'a veririm. Elçi olarak gitsin derim hünkârım. Hala gitsin Behram Çavuş. Bir paşa, siz yine de kılıcınızı bilemeyi ihmal etmeyin. Ben padişah olacağım nasıl olsa, okumak yazmak diye. Esas bu yüzden öğreneceksin. Herkesten daha çok okuyup bileceksin ki hata yapmayasın. Bilgi hata yaptırmaz Mustafa. Oğlum! Ne oldu? İbrahim'le ders bitti mi? Ben padişah olacağım zaten. Neden ders yapıyoruz ki diyor. Şehzade Mustafa. Belki padişah olmazsın, belli mi olur? Sen öğrenmeye bak.
Olacağım işte. Ben de padişah olacağım. Nöbetçiler! Alın götürün bu şehzadeyi. Tez cezası verile. Kellesi vurula. Mustafa, yeter öldürme muhafızlarımı. Beni kim koruyacak sonra? Ben! Ben koruyacağım. Aslan parçası. Nasıl da sağlam tutuyor kılıcı. Sen öğrettin. İlk kılıç tutmaya seninle başladı. Mustafa'yı annesinin yanına gönder. Ben dinleneceğim biraz. Yeter artık Konya'da. Hünkârım. Bu geceki misafiriniz için izin verirseniz Sümbül Ağa'ya haber yollatayım mı? Uygundur Pargalı. Odaya girince selam vereceksin. Sultanın eteğini öpeceksin. Zinhar göz göze bakmayacaksın. Yüksek sesle konuşmak, gülmek. Yasak biliyor. Korkma, sakin, sakin. Alexandra. Alexandra aç gözünü. Süleyman. Kim çağıracağım? Gitme. Bırakma beni. Affet, çok heyecan, çok bekledi beni.
kölen, cariyen Alexandra. Keman. Çok güzel. İbrahim çalıyor. Evet, çok güzel. İbrahim kim? İbrahim benim şahinci başım. Av arkadaşım. Yol arkadaşım. 7 yıldır benim yoldaşım, sırdaşım. Saadetimde, mürvetimde. Oğlum Mustafa'nın ilk gülüşünde, ilk adımında yanımda olan İbrahim. Ben de istiyorum. Her şeyin olmak. Arkadaş, aşk, yoldaş. Sen İbrahim'i kıskandın. Evet. Alexandra. Sabah şerifler katırlı olsun sultanım. Ayıp yaptım. Sen ne dedin bana şimdi? Sabahınız eşekli olsun dedin. Ben öldüm. Hayli zamandır böyle gülmemiştim. Beğendin mi? Ben yaptım o yüzüğü. Güzel. Kim kadın alacak bunu? Denizden sana geldim. Ben senin. Bu göz. Bu dudak. Bu kalp. Senin. Bu kim?
Daha atın. Bu daha. Ve bu kim? Rakset. Kim bu? Sümbül. Bir daha yap. Rakset. Ve bu kim? Nigar Kalfa. Hürrem. Hürrem. Ne demek Hürrem? Hürrem yüzümüzü güldüren, neşelendiren demek. Bundan sonra senin adın Hürrem. Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar toprakların sahibi olacağını, yüzyılda bir dünyaya gelen bu yüce insanın denizlere, karaya sığmayacak bir gücü, iktidarı yöneteceğini bildiririz. Padişahım çok yaşa! Var ulan be padişahım, senden büyük Allah var. Kılıcım keskin olsun. Hünkârım, cuma çıkışı size sunulan arzualler görmek ister misiniz? Elbette. Bakalım kullarımın istekleri nelermiş, seç birini oku. Hadi Mustafa! Hünkârım devletliğim, biz Galata'da esnafız, pamuk ticareti yaparız. Ama vergiler belimizi kırmıştır. Devlet-i Aliye Osmaniye'ye vergi elbette görevimiz. Ama Venedik gavuru bizden çok ucuza mal alıp, çok az gümrük vergisi vererek emeğimizi gavur ellere götürüp bol kazanç sağlar. Adaletinize sığınırız. Duydun mu Piri Paşa? Ne dedim ben size? Bu Venediklilerin vergisini iki katına çıkarın. Esnafın narhını da düşürün biraz. Baş defterdara emirlerinizi söylerim. Başka Pargalı? Yeniçeriler ve Akıncılar sefer ister. Büyük sefer. Kafirden alınacak büyük ganimet var. Yeter artık oturduğumuz. Hadi gidelim derler. Daha dün Ferhat Paşa 7000 Yeniçeri topladı. Yola çıktı. O hain Canberdi Gazali için hünkârım. Büyük sefer büyük hazırlık ister. Hedefim önce Rodos. Donanma ve toplar hazır olduğunda, rahmetli babam ve rahmetli büyük atam Fatih'in uğraşıp alamadığı Rodos'u almak. Hadi Mustafa vur! Dün gece ne güzel keman çaldın. Özlemişim. Hürrem de çok sevdi. Seni sordu. Hürrem? Artık Aleksandra yok. Ona Hürrem adını verdim. Hürrem, neşeli, yüzümüzü güldüren, aydınlık demek. Çok şairane. Güzel bir isim vermişsiniz hünkârım. Bu Hürrem bana yeniden şiir yazdırabilir İbrahim. Muhibbi'yi uyandırma vaktidir.
Muhibi'nin şiiri yüksek şiir. Muhibi der ki, dostum, ben gönlümü senden yana yolladım. Onun bir daha benden yana gelmesi mümkün değil. Ey yay kaşlı, okun ne zaman göğsümden yana doğrulsa, o okun ucundaki demirden yana göğsümü gelmezsem erkek değilim. Ey dost, gönlümü aldın. Şimdi maksadın canım ise, ben canımı ve başımı çoktan koydum bu yolun üstüne. Ben unutmuştum, sen nasıl ezber hatırladın? Güzel şiirmiş. Bu Muhibbi fena yazmıyor Pargalı ha. bak. Ah. Af dile, hain. Senin kelleni alacağım. Affedin şehzadem. Bağışlayın beni. Baba, askerlerini yendim. Beni yenemezsin hain, gel buraya. Mustafa kaç, yenecek seni. Sıkı dur. Aferin sana. Gel bakalım. Rodos'u Atam Sultan Mehmet 180 parça gemiyle kuşatmış. Olmamış. Sonra dedem Bayezid de denemiş. Bir de Venediklerin tezgah kurmasıyla Rodos şövalyeleri büyük amcam Cem'i 1001 hile desiseyle orada tutmuşlar. Bize karşı tehdit olarak kullanmışlar. Amcam öldü, çocukları hala orada rehin gibiler. Biz şimdi tersanede 200 yeni kadırga mı yaptırıyoruz? Bunu 300 hatta 400 parçaya çıkarmamız lazım. Mısır bizim. Ama Akdeniz'e Rodoslular hakim. Bu kış hazırlıkla geçse bahara önce çıkarız sefere. Belki daha da geçe kalabiliriz. Ama hemen alamasak da Rodos'u, içten karıştırmaya başlamamız iyi olacaktır. Yenemesen de karıştır diyorsun. Ben demiyorum. Aristo diyor. Büyük İskender'in akıl hocası. Büyük lokmayı yutmak zordur. Böl, öyle yut demiş. Böl ve yönet. İyi politika. Buradan Rumlar bul İbrahim. Halka karış, çarşıyı kokla. Adamlarını seç, yollayalım Rodos'a ticaret yapsınlar. İş kursunlar, güç kazansınlar orada. Zamanı geldiğinde kalenin kapısını bize açarlar. Kocaman. Oh. Hünkârım. Sizi matrakçı Nasuh Efendi ile tanıştırmak isterim. Kendisi çok iyi bir nakkaş. Matematik dehası ve matrak ustası. Söylenenler doğru mu? Yalan varsa ben durdururum o yalanı sultanım. Görelim bakalım nasıl oynuyorsun. Bir de parayla oynuyormuş. Sen sultanın parasını alıp gideceksin, üstüne beni ahaliye anlatacaksın ha? Anlatmam. Zinhar anlatmam sultanım. Hala. Getirin matrak takımlarını. Matrak kuşan! Pazarınız mübarek ola! Gel! Hay! 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 Ay! 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 Ay!
Sümbül ağa. Emredin hünkârım. Hürrem Hatun'u hazırlayıp odama gönderin. Hürrem? Rutenyalı cariye Aleksandra. Onun adı Hürrem. Ne oldu be adam? Hürrem cezalı hapiste hünkârım. Ne cezası? Kim verdi ona bu cezayı? Kimin haddine? Konuşsana! Valide Sultan Hazretleri verdi. Tez git çıkar onu oradan. Bakma yüzüme gelin! Emriniz olur ki. Nasıl olabilir bu İbrahim? Senin neden haberin yok? Hünkârım benim hareme girip çıkmam yasak. Nasıl haberim olsun? Kadınlar arasında bir şey olmuş. Olacak İbrahim. Sen bu mührü taşıyorsan, benim has oda başımsan orada kuş uçsa haberin olacak. Olmazsa senin zaafın sayarım. Geçti, dinle. Hekim çağırın, yedirin, içirin, iyi edin onu.